bir şey içer miydiniz? Ha, iki sade Türk kahvesi içelim biz. Ama böyle bol köpüklü olsun. Zeliş Hanım, siz iyi misiniz? Yüzünüz kireç gibi olmuş. Ben bir su getireyim size. Yok, sağ olun. Elin yüzünü yıkasın, kendine gelir. Lavabo yukarıda Zeliş Hanım. Buyurun. Aslı. Kadın hazır gitmişken hadi kalk gidelim, hadi. Kız, sen karışma. Gerisi de bana bırak. Canım. Lokum var mı şöyle güzel bir lokum? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, öyle mi? Kız, hadi sen de bir toparlan. Şöyle yüzüne bir su çarp, hadi. Zeliş. Ne yapıyorsun burada? Hadi gel, ahırımıza gidelim. Oğlum, sen ne yapıyorsun burada lan? Niye geldin? Ben sana bitti demedim mi? Oğlum, hiçbir şey bitmedi aslında. Gel, sana yolda anlatacağım, gel. Bak, artık Taşkıran benim için sadece uzaktaki bir köy, o kadar. Ve o köy bizim köyümüzdür abicim. Gel diyorum sana. Değildir Kıvanç. Değildir oğlum, anlamıyor musunuz lan? Her şey bitti diyorum. Ben Zeliş'e zarar verdim, Zeliş de çekti gitti. Ne bitmesi oğlum, saçmalama. Zeliş seni isteyerek terk etmemiş ki. Şakir amca ambargo koymuş. Uzak duracaksın Mehmet'ten demiş. Aslı anlattı bana. Kıvanç. Bak, eğer ki bunları beni kandırmak için söylüyorsan... Saçmalama, öyle bir şey yapmıyorum tabii ki. Aslı bana her şeyi anlattı diyorum. Şakir amca ona demiş ki eğer o çocukla görüşürsen hem seni silerim hem de onu silerim demiş. Oğlum, ciddi misin sen? Ya. Boşuna dönmüşsün Tripşah. Sen de boşu boşuna bu sarayına döndün. Oğlum, Zeliş seni hala seviyor. Lokum da pek tatlıymış. Bizim oralarda bu lokumdan böyle kız istemeye gelirken getirirler. Ya bilmesem Hande Hanım'ı da istemeye geldiler diyeceğim yani. Yok canım, kimse istemedi Hande Hanım'ı. O ne demek? Yani hani bir isteğine çıkmadı manasında mı, yoksa damat mı istemedi? Yani ne dedi? Ben bu kızı istemeyeyim mi dedi? Ay yok canım, yani bir merasim olmadı. Ha, Hande Hanım bekar yani, besbekar. Bilmem ki, ben daha çok yeniyim. Ben işe başladığımda Hande Hanım Antalya'daydı. Antalya'ya neden gittiydi Hande Hanım? Bilmem ki, niye gitmiş? Ay yok, senin durumun benden daha fena. Yok artık Zeliş. Daha neler. Kızın odasına girmeyeceksin herhalde. Neyi görmeyi bekleyin Zeliş? Mehmet'e ait bir şey mi? Hoş geldiniz Hande Hanım. Selam aşkım, kimse yok mu?
Selamun aleyküm. Sürpriz. Aşko. Aslı. Ne yapayım şekerim burada? Hangi rüzgar attı seni? Hep sen mi bizim UBA'ya geleceksin? Biraz da biz gelelim dedik şekerim. Allah Allah. Biz derken sen ve keyfin mi? Yo. Zeliş. De ya bir lavaboya gitti. Dönmek bilmedi ha. Zeliş yukarıda mı? He. Ha gayfesi falan da hep soğudu ha. Az dur ben gidip bakayım. Hayır da. Otur otur. Ben hallederim. Otur. Demek Şakir amca yüzünden. Oğlum aslında ben Hande ile konuştuğunu öğrenince bir şüphelenmiştim ama. Aynen öyle kardeşim. Sana bu aşık avelliği çöktü işte. Sen muhakeme yeteneğini tamamen kaybettin. Ve bunun sebebi ne biliyor musun? O Durmuş denen adamla aşırı derecede takılma. Söyleyeyim. Kıvanç ister Şakir amca yüzünden olsun ister başka biri yüzünden olsun. Ben Zeliş'e zarar veriyorum o kadar. Abi ne olur çık artık şu severek ayrılalım triplerinden ya. Sen esas amacını unutmaya başladın abi. Şu dediklerini Uğur duysa ne yapar biliyor musun? Ya ne yaparsa yapsın Kıvanç. Ne olacaksa olsun oğlum artık. Ben Zeliş'e yine zarar verdim. Zeliş de çekti gitti. Bu kadar. Her şey olması gerektiği gibi oldu yani. Bir de şöyle bak. Asıl böyle yaparak ona zarar veriyorsun. Bir düşün. Ne kadar üzülmüştür Zeliş. Düşün abi. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Gidiyorsun Zeliş'in yaralarını sarıyorsun. Üzüldüm. Zeliş çok üzüldü. Aynen öyle. Hadi abi gel gidelim. Kıvanç, hoş geldin. Emine teyzem. Duyan da geleyim Mehmet'im gördün mü? Ha. Bak özleştiniz de hadi bak kavuştunuz Mehmet'imle. Tabii ki çok özleştik. Ben onu ne kadar özledim biliyor musun? Kardeşim benim. Kardeşim. Mi hombre, kardeşim. Amigo, amigo.